Kolmar'daki kamp alanımızdan çıkıyoruz artık. Evet, terk ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? 2 saat 37 dakika sonra nerede olacağız? İsviçre'nin Grimselblick diye bir yerinde olacağız. Grimselblick. Aynen. Grimselsee. Şey, Grimselsee diyor. Ne? Nach rechts abbiegen, um auf Aledo Camping zu bleiben. Dann links abbiegen auf Fuldekoll. Ja, ja, gut, ja. Ja. Grimselblick. 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 Yeni rotamıza doğru ilerlerken müthiş manzaralarda mola verip doğanın tadını çıkarıyoruz. Hay kardeşim. Hakan Yılmaz'la şu an canlı yayındayız. Dostum görüşürüz. 2-3 saatlik bir tur. Böyle yapışırsın cama. Cama yapışırsın evet. Evet gel abi. Bak bak. Evet Necmi Yapıcı geldi aramızda. Evet Necmi Yapıcı geldi. Şimdi Niho'dan bir öpücük aldı. Niho'dan bir öpücük aldı. Alper'e evet da... öpücüğü aldı ve diğer taraftaki Gültekin'e verdi. Ay şuradan döneceğiz şimdi biz. Aynen şu keskin. Bak şu virajdan yani. Şu. Şurası oluyor. Allah yol bitti. Yol bitti şurada. Mesela. Hani burayı öyle bir dönmemiz gerekiyor ki. Ama ben tabii şuradan yazı geçiş yapacağım. Adeta bitmek bilmeyen çok keskin ve tehlikeli virajların ardından nihayet Grimselblick kasabasına ulaşıyoruz. Burası mı bizim şey? Vardınız. Beğenmedin. Vardınız. Yok güzel güzel. Resepsiyonu arıyorum ben. Resepsiyonu. Burası mı deyince çok çünkü cennet gibi bir yer yani. Yok canım harika. Şurası olabilir resepsiyon. Resepsiyon. Evet burası. Burası. Evet. Şu güzelim kulübe resepsiyonda yaşayayım ben mesela bir ömür. Aferin. Şimdi kampın resepsiyonu çok enteresan. Bakın resepsiyon neresi? Gelin benden. Bu resepsiyon. Bunu açıyorsunuz. Telefon numarasını alıyorsunuz. Ya telefonu alıyorsunuz. Telefon numarasını değil. Sen kendi telefonunla arama, para harcama diye buraya düğme koymuş, ismini yazmış. Basıyorsun. Rita diye bir kadın çıkıyor karşına. Diyor ki ben bisikletle geliyorum yolda. Kamp yeri serbest. Şimdi İsviçre'de. Burasının adı neydi Niho? Hangi söylemiştim onu? Ay zor bir isim var. Şimdi unuttum. Benim. Şu dağlar beni benden aldı. Hello. Hello Rita. Kamp yerinin sorumlusu Rita bizi çok sıcak karşılıyor ve kamp yeri hakkında bizi bilgilendirdikten sonra alışveriş yapabileceğimiz yerler hakkında bilgiler veriyor. Seçeceğiz. Şunu burada 5 frank bu. Türkiye'de artık dilimi 10 lira. Şaka yapıyorsun. Evet, dilimi 10 lira satılıyor. Şey, Nihan doymadı. Bu indirimde. Öyle mi? Evet. Bu İtalyan ekmeği. Harika bir İtalyan ekmeği aldık. Çıtır çıtır, hala çıtır çıtır. Bu ekmeğin adı neydi? Gültekin'in. Adı neydi ekmeğin? Çapata. Çapata ekmeği. Çapata ekmeğine bildiğimiz Türk sucuğunu koyacağız. Akşam yemeğinden sonra gürül gürül akan ırmağın kenarında çay kahve keyfi yapıp ikinci günümüzü de tamamlıyoruz. Sen otur da başla. Gidik gideceksin. Uğraşma hala. Altına tahta koymadığım için böyle biraz zor oldu. Ne olsun? Şöyle. Kadın yardım istemiyor işte. Her şey kendine bak. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Bakın, ayakları üzerinde duruyor. Gültekin Bey. Evet, buyurun. Ananas bizde bir aile geleneğidir. Evet. Doğduğumdan beri her sabah ananas. Bir bardak ananas içerim. Akşamları da havyar yer. Ananas. Poponu kaşırarak uyursun. Sabah kahvaltımı karpuz peynirle yaparım. Çünkü vücudum ve organlarım karpuzu yediğimde bayram ediyor. Meyve ile başlamak her zaman hafifletici. Reklamlar izlediniz. Reklamlar izlediniz. Gültekin Bey, şu anda nereye gidiyoruz acaba? Şu anda sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği bir yere gidiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz.
adrenalin dolu. Allah Allah Allah. Eyvah, kaldır kütür yetişti de. Koşarken bütün malzemeler saçıldı. Hadi bakalım şimdi. Eyvah. Ve son 10 dakikamız. İnşallah bozulmamıştır kamera. Şunu sonradan koydun ya. Ya bu da senin yüzünden. Ne benim yüzünden? Ulan bak şöyle, o da beni suçluyor. Ne o powerbank'ı sonradan koymuş. Kapağını kapatır insan. Zaten cüzdanını da dışarıda bırakmış kedi. Eyvah eyvah. Neyse ki güvenilir bir yerdeyiz. Hadi koş koş koş. Koşun koşun abi. Nihan ne oldu biraz önce Allah aşkına? Senin yüzünden mi oldu dersin? Ya, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Nihan'ın yüzünden oldu. Ya böyle bir şey yok bak, inanamıyorum. Yani ben powerbank istiyorum diye powerbank'i almış son anda. Ama onu çantaya koyunca çantayı kapatmayı unutmuş bak sen. Sonra o çanta yerleri devriliyor. Bütün kamera falan yere saçılıyor. Sonra Nihan hep senin yüzünden. Powerbank'i istemeseydin. Ha çantayı kapatamaması suç değil yani. Tamam. O, burada ben kendimi gördüm şu anda. Şapka alacaktım. Şapkası çıktı. Saçlar gene saçma sapan. Neyse ama bence asıl suçlu yine de Nihan. Çünkü tutturdu sabah yumurta kaynatalım. Kahvaltı yapalım. Ben dedim ki bir karpuz peyniri yiyip çıkalım. Çünkü saat 8'de 2 saatte önceden kalktık yani. Bir de biz aslında ikimiz. Şu an seni korumak istemezdim ama. İkimiz birlikte inmiştik ve yola çıkmıştık bile ama Gültekin Bey karavanından inemedi. Evet çünkü süslü Gültekin, bakın aynen. Süslü Gültekin şu imajını tamamlamak üzere aynen. Yaklaşık saçını yaptı. Saçını işte başını tokalarını bulamadı. Parfümler falan. İşte parfüm sıkamadım, yarım kaldı ya. Hay o da benim yüzümden. Powerbank'i istemeseydim bak. Yok ama şaka bir yani. Hatanın işte. Büyük çoğunluğu bence yumurta kaynatmakta ısrar eden Nihan. Ya. Ama ne oldu? Geldik. Ama geç kaldık aslında 2 dakika. Aynen, ama erken önemli. Gelenler. Yani bizden bir sonraki ki, tura gelenler. Evet. Bizim, erken gelmişler. Bizim gibi gecikmemişler. Biz 2 dakika geciktik çünkü. Onlar bayağı erken gelmiş bu tur için. Düşünsene nasıl sağlamcı insanlar. Aynen. Ve onlar boşuna beklemesin. Boş yerde var bravo. Diye öteki turla göndermişler. Ve onlar sayesinde biz bir sonraki tura binebiliriz. Yani o kadar kötülerini gördüm ki demek istedim. Bunun çok şey olmadığını biliyorum. Peki bir şey söyleyeceğim ben şu anda. Rahat olun. Daha çıkıyoruz. Bunun nasıl inişi? Hayır bu daha şey. Bu daha en biz başı, en başı 20'de biri. İnerken öne oturacakmışız. Bak, inerken öne oturacağız. Gültekin'in de fantezisine bak. Oraya biz nasıl oturalım? Bak çok önemli. İnerken öne oturmamız var lazım. Yok, şu yok, an ben. Kenarda oturuyoruz. Yok ya. İnerken öne oturmamız deriz. Lazım lütfen. Şimdi ben... Ne? Peki nerede olduğumuzu bir göstermek ister misin acaba şöyle? Ay başım döndü yemin ederim. Kim cizetmeye başladı? Dur ya. Alacağız ya. Kaç dakikada çıkıyoruz yani? 15 dakikada falan herhalde. 15 dakika çok uzun bu şey için. Bence 15 dakika değil ya. Biz beklerken çıkmıyoruz. Baksana inerken dolaya bak inerken. Şimdi asıl dik yere gelmedik. Oh şey baby. Bacaklarım cızırdamaya başladı arkadaşlar. Bu sabah bakamıyorum ben. Bacaklarım cız ediyor. Vallahi mi? Vallahi. Kıyamam. Abi kıyamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Burayı görmeden gidilmez zaman. Mesela bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu an yamaç olun. Paraşütü yapıyor gibi olabiliriz yani. Of. Bakar mısın? Ya şu arada bir frene basıyor ya. Arada bir frene basıyor ya şu anda. Evet. Daha stresli oluyor. Bak burada inemeyiz biz. Ben sana söyleyeyim. Başka mümkün iniş yolu var mı? Yok. Yani yürüyerek falan. Tek. Eyvallah mı? Öne bineceğiz lütfen. İnerken öne bineceğiz. Ben öne binmem abi sana söyleyeyim. Vallahi mi? Of işte en dik yere gelmiş. Rahat ol. Ya. Abi. Rahat ol. Kütlekin bizi niye böyle bir şeye bindirdin abi sen? Çantalarınıza hakim olun. Çantalarıma. Allah. Ben hiç bakmıyorum arkadaşlar. Ben Gültekin'e bakacağım. Allah Allah diye bağıran da tek Müslüman ben olabilirim. La ilahe illallah. Oh, burada inemem ben. Yok abi burada inemem. İnilmez abi. Direkt bize kazık attı Gültekin. Öyle bir şey aşağı değil. Çeksene Gültekin biz çekeceğine biraz. Şunu bir şey yapamıyorum. O da korkuyor. Hayır hayır. Elim kayıyor. Elim çevirmek için. Elim kayıyor. Aman ya. İnilir mi lan? Abi, elim kayıyor. Teknik bir problem var bence. Ha? Nasıl çıkıyor abi? Çıkamaz mı normal? Şey? Allah'la ya. Geldik merak etme. Az kaldı. Az kaldı. Nasıl az kaldı ya? Az kaldı. Abi bu ne? Abi bunu yapan insan zaten niye böyle bir şey yapmış ya?
Ha? Niye bunu yapmışlar? Bir şey söyleyeyim. Belki bunu... bir iniş yolu vardır başka. Sorsak bir şey vardır. Yürüme yolu vardır. Ben yürürüm. Bir saat falan, iki saat ne kadarsa. İnemezsin ki burada. Ben inerim, yürürüm. Kaya kaya da olsa yürürüm yani. Şundansa. Ay, buradan inerim. Bak şuradan ineceğim. Ay, arkadaşlar ben size burayı tavsiye çektim. Edecektim. Gerçekten yani, edecektim. No. Bakın lütfen rica ediyorum cetvelle 108 derece hesaplayın cetvelle. Dünyanın en dik çıkışıymış bu. Ve biz şu anda... Yani inişi düşünemiyorum ben. Geri geri çıktık. Bunun bir de inişi var ki... Yukarıda soralım bence. He? Yukarıda düşme de. Bu muhteşem mi acaba? Güle güle öldük. Yani güle güle öldük. Özellikle Gültekin'e güle güle olmalı bu. Gültekin'le değil de. Şuradan bir tekmeyle aşağı doğru. Gültekin'e güle güle. Ha, bu farklı bir yorum yaptı gördüğünüz gibi. Çok şey bu. İşi gücü şey bunun ya bu. Çok şey bir adam. Fesat ya bu adam. Hiç kötü bir adam. Nasıl kameram düştüğünde gülmüş, onu kullanacak. Evet ya. Gülmüş ya. O gülüşü kullan. Şaka ya. Çok kamera bozulabilir. Ya. Bütün gülerim. Program alt üst olabilir. Gülerim. Bir de kötü adam. Sizin yüzünüzden yapmış. Koşmak zorunda kaldık bir de. Ay. Hayret bir şey. Ben 2 saat önceden kalktım. Sizi bekledim. Evet. Bir... Bak buradan da aşağıya doğru iniyor. Baraj falan değilmiş ya. Evet baksana. Bak şuraya sen niye ne yapmıyorsun? Beycim şöyle bir kalp yapıp üzerine ne 2500 metre yüksekliğe bak. Ne? Ne yapmışlar? EF. Gördün mü? Evet. Bakayım. Gelmaze'ye trekking sporuyla ilgilenen insanların tercih ettiği yerlerin başında gelmektedir. Gölün etrafında 2 saatlik bir trekking rotası bulunmaktadır. Bazı bölümlerdeki tehlikeli ve dar patikalarda güvenlik amacıyla çelik halatlar yerleştirilmiştir. Gölün içindeki turkuaz renkli bu suyun 13 milyon metreküp olduğu tahmin edilmektedir. Şimdi geldiğimiz yeri beğendik, değil mi? Evet. Buranın adı neydi? Buranın adı Gelmaze. Gelmerse diye yazılıyor. Gelmerse diye yazılıyor. Aynen ama Gelmaze. Muhteşem. 2500 metre yukarıdayız. Aynen. Alplerdeyiz. Aynen. Her tarafta karlar eriyor ve şelaleler oluşmuş. Öyle yollardan geldik. Böyle çıkışımız bir yeri enteresan. Biz hayatımız boyunca herhalde göremezdik. Ya. Teşekkür ederiz sana. Yani gerçekten. Çok sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Öyle tatlı bir serinlik var. Böyle esiyor ya. İşte. Çok değişik bir hava var. Güneş ne sıcak var. Ne soğuk. Şimdi aynen. Güneş sıcak. Alt tarafım mesela böyle şort olduğu için hafif üşüyor gibi oluyor. Ama üstüm yanıyor. Sivil şortumu çıkarttım. Ben çok değişik bir durumdayım. Bence de tam tersi. Altım yanıyor, üstüm biraz üşüyor. Bak i̇şte kadın erkek arasındaki fark. Aşağıya yazılar yazmışlar. Sevgili evet. Şu dağlara benim adımı yazmadın. Adını dağlara... Ferhat olamadın. Bir Ferhat olamadın. Bir şarkı olamadın. Vardı ya. Herkes yazıyor. Var ya adını dağlara yazarım. Var ya şurada Nihan Necmi yazsaydı kötü mü olurdu? Ha? Bak sana bir gönderme yaptı. Şurada bir Nihan Necmi yazsaydı diyor. Tamam anladım da işte. Ama baksana isme bak. Yani. Bills Mafia. Mafya. Bak şurada da gay seks yazmışlar. Gay evet. Seks mi yazıyor? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi aşağı iniyormuşum ve programın adını yazıyorum. Gay seks. Hayır programın adını yazıyorum. Aynen. Siz bekliyorsunuz. Güle Gültekin'le. 3 saat sonra alın beni buradan. Şuradaki bir RSW kalpmiş. O ben aynen. De dedim ki ters mi yazmışlar acaba? Güle Gültekin'le de bitmez yalnız bitmez daha. Bitmez işte. Taş toplamakla 3 saat geçer. Hadi gel. Yazamadım ama en azından şarkısını söyleyeyim. Var ya adını dağlara yazarım var ya. Yok. Gözümü kırpmam yakarım var ya. Ha? Aynı etki olması mümkün değil. Tabii bir de arabesk tabii sen pek sevmezsin arabeski. Yukarıdan görüyorsunuz taşların hepsi bu kadar yani. Ben kolay yazacağım. Peki yaz hadi. Benim ismim bu dağlarda yazılacak. Ama zaman, seninkini yazmayacağım. O zaman uğraşsak bu ilk ne yazalım şuraya bari. Şuraya yazacağım bak yeri de tespit hani? Ettim. Hani? Tespit. Şurası. Ha. Orada aynen. Birisinin varmış zaten. Birisinin varmış zaten yıkmışlar. Ya da bir neye var zaten orada. Yanındakini atarım falan dermişim. Benim meskenim dağlardır dağlar. Şimdi arkadaşlar. Burada enteresan bir olay yaşıyoruz. Alplerin tam zirvesindeyiz. Bir nokta var. Taşların üzerine insanlar, gelenler taş toplayarak isimlerinin baş harflerini yazmışlar. Tabii bazıları mesaj yazmış, bazıları propaganda yazmış ama bazıları da kalp içinde isimler yazmış. Bizim de romantik çiftimiz ısrarla böyle bir şey istediler. Taş toplayıp burada iki tane N harfi yapmaya çalışıyorlar. İşin ama komik tarafı N'ler birbirinden 1 kilometre uzak. Hiçbiriyle alakası yok.
Tamam Nihan, güzel. Tamam, neyi anladık. Tamam da Necmi'nin neyesi niye o kadar uzakta? Sadece kendine yaptı ki. Aynen. Ben Nihan yazıyorum. O sadece Nihan'ın neyesini yazıyor. Söyle. Neyi kapatıyorum, birazcık oturman lazım. Söyle. Necmi Bey. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi şöyle bir görebilir miyiz? Herkes isimler yazmış. Kendi adlarını yazanlar var. Sevgilisinin adlarını yazanlar var. Kalpler yapan var. Orada gay seks yazan var. Ben de bir tanecik canım karımın adını yazdım. Dağlara taşlara. Bak, Niho yazdım. Nihan yazmak daha uzun süreceği için. Niho. Ben çünkü ona hep Niho diyorum. O da bana Neco diyor. Nihan'dan bir sürü var ama Niho bir tane. Evet. Evet. Nihan'dan bir sürü var ama Niho bir tane diyor. Evet. Niho benim bir tanemdir. Bakın. Ela Hoca sığmayan hiperaktif Necmi'nin aksine Nihan'ın her fırsatta doğada meditasyon yaptığına şahit oluyorum. Güle güle Gültekin'le. Yes. Haftaya çıktığımız o tehlikeli yolu nasıl indiğimize şahit olacaksınız. Takip edin, takipte kalın.